Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, iki renkli, sütlü bir tatlı tarifiyle geldim. Dilerseniz tatlımızı nasıl yapmışım hemen buyurun tarifimize geçelim. Tenceremin içerisine öncelikle 1 litre sütümü aldım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. İçerisine 4 yemek kaşığı dolusu nişasta böyle dolu dolu içerisine ilave ediyorum. 1 adet yumurta sarısı ilave ediyorum içerisine. Daha sonrasında 1 su bardağı toz şekeri de içerisine ilave ettikten sonra kısık ateşte güzel bir şekilde böyle karıştırarak güzelce ne kıvam almasını sağlıyoruz. Böyle bakın yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Bu işlemi yavaş bir şekilde yapıyoruz. Şöyle kıvam almaya başladıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 pakette şekerli vanilin ilave ettim. Daha sonrasında yavaş yavaş güzel bir şekilde tekrardan karıştırıyorum. Güzelce şöyle bakın kıvamı çok güzel aldı. Daha sonrasında şöyle görmüş olduğunuz gibi içerisine 1 çay bardağı sıvı kremayı ilave ettim. Tekrardan güzel bir şekilde çırpıyorum. Bu aşamada artık güzelce şöyle görmüş olduğunuz gibi kıvamını aldı. Daha sonrasında ocaktan alıyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar kıvamı ne çok sıvı ne de çok katı. Şimdi yarısına çikolata ekleyeceğim. Yarısını da beyaz bir şekilde bırakacağım. İki eşit parçaya böldüm hemen. Şöyle bir tanesinin içerisine 150 gram şöyle kesmiş olduğum bitter çikolata ve sütlü çikolatayı karışık bir şekilde ilave ettim. Sade sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırıp şöyle çikolatamı erittim. Şöyle renginde görüyorsunuz. Diğerini hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi mikserde güzel bir şekilde çırpıyorum. Çünkü üzeri çok çabuk kabuk tutuyor hemen. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Çikolatalı olarak hazırlamış olduğumuz karışımı da güzel bir şekilde mikserden geçiriyoruz. Çünkü çok çabuk kabuk tutuyor bu şekilde arkadaşlar. Mutlaka böyle kapları almadan önce mikserden hızlı bir şekilde geçirin derim. Şimdi kaplarımın en alt kısmını öncelikle beyaz olanından aldım. Hemen hepsini böyle 4 taneye boşaltıyorum. Şöyle çikolatalı olanı da üst kısmına aldık. Gerçekten o kadar lezzetli oldu ki kesinlikle deneyin bu tarifi diyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi tatlılarımızı birkaç saatliğine ben dolaba kaldırıyorum. İsterseniz bir gece de bekletin daha lezzetli olur ama benim zamanım olmadığı için çok fazla bekletemedim maalesef. 2 saatin sonunda hemen dolaptan çıkardım arkadaşlar. Daha sonrasında üzerini süslemeye geçiyorum. Üzerini süslemek için Antep fıstığı ve şöyle çilek kullandım. Siz üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle sizlere yakın çekimden de çekmek istiyorum. Gerçekten o kadar lezzetli, o kadar hafif bir tatlı oldu ki kesinlikle deneyin diyorum. Hem çok basit, hızlı bir şekilde hazırlıyorsunuz, hem de tadı muhteşem. 2 saat bekletmeme rağmen muhteşem bir lezzeti vardı. Ama geriye kalanlarını öbür gün yediğimizde gerçekten daha bir lezzeti artmıştı. Yani bir gece bekletebiliyorsanız mutlaka bekletin, ondan sonra yiyin derim. Ben sizi bu lezzetle şimdi baş başa bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.